Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün çok farklı konsepte bir kitapla karşınızdayım. Bir futbolcunun kaleme aldığı bir kitap ama sakın şöyle düşünmeyin. Harun Hoca, bizim ne işimiz olur futbolla futbolcunun yazdığıyla demeyin. Evet bunu kaleme alan bir futbolcu ama bu kesinlikle bir futbol kitabı değil. İçinde var ya bir yaşam var bir hayat hikayesi var. Acılar var, umutlar var, tecrübeler var, kırgınlıklar var, hayal kırıklıkları var, kavga var, isyan var, içe kapanış var, mücadele var, azim var, hırs var. Hatta psikoloji var, sosyoloji var, felsefe var, siyaset var. Var oğlu var. Neden mi bahsediyorum? Ergin Keleş tarafından kaleme alınan Nasıl Yıldız Olunmaz isimli eserinden. Şimdi öncelikle Ergini vakti zamanında biliyorsunuz ben Trabzonluyum, Trabzon sporluyum. Haliyle her Trabzonlu gibi bizim de hayatımızda tribün var. Vakti zamanında tribünde desteklediğim, alkışladığım, ıslıkladığım, yerine göre yuhaladığım bir adamla yıllar yıllar sonra biz tribünde onu izlediğimizde çok genç böyle ele avuca gelmez haşarı bir oğlandı. Ama yıllar sonra yaşını almış, başını almış, evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış, olgunlaşmış bir insan olarak Onunla yolumuz Adana'da kesişmişti. E haliyle Ergin'in hani kitap okuyan bir futbolcu olduğunu biliyordum ama çok fazla da aslında onunla alakalı detaylı bir bilgim yoktu. Ta ki bir Adana programımda hocam bir bardak çay içebilir miyiz diyene kadar. Ya şimdi Trabzonspor'da futbol oynamış bir adam birlikte hocam çay içelim mi derse e yani bizim için ona Mümkün mü ki hayır vaktim yok demek. Tabii ki severek isteyerek koşa koşa gittim oturduk ama giderken tabii şimdi kafamızda bir futbolcu imajı var. Yani bunlar güzel kafa vurur adaleleri kasları gelişmiştir ama Ergin eğer beni dinliyorsan lütfen kişisel algılama. Yani kasları geliştiği kadar hani beyin kasları o oranda ...ilerlemiyordur diye bir ön yargı içerisindeyizdir ya genelde futbolcularla ta ki Erginle oturduk, sohbet etmeye başladık. Lan bu ne? Karşımda bildiğin çok iyi bir kitap okuru, çok üst düzey bir entelektüel, hayatı, insanı, varlığı sorgulamış, anlama garip içerisinde olan, toplumsal analizleri olan, çözümleri olan, önerileri olan, eleştirileri olan on numara bir entelektüel gördüm karşımda açıkçası ağzım açık kaldı. Yani ben yani net söylüyorum bir futbolcudan bu kadarını beklemiyordum ama Ergin beni şaşırttı. Hatta bu kitabın bir yerinde de var en son o Adana'da yaptığımız uzun muhabbetin ardından en son hocam demişti bana sen Şimdi antrenörler bir takım kuruyor işte 11 tane oyuncu, işte bunun kaptanı var, antrenörü var, başkanı var. Sen Türk ve dünya edebiyatındaki o büyük karakterlerden bir takım kursan onları nereye yerleştirirdin? Yani hangi oyuncuyu defansa, hangi oyuncuyu orta sahaya düzeltiyorum, hangi roman karakterini defansa kaleye orta sahaya koyardın diye... Lan ağzım açık dinledim. O burada var. Onunla ilgili ben özel bir video yapacağım. O yüzden onu sadece şu an değinerek geçiyorum. Ya o roman karakterlerini savunmaydı, hucumdu, ataktı, korumaydı, kollamaydı. O kadar güzel bir şekilde yerli yerine yerleştirmiş ki. Yani bir futbolcunun bunu yapması açıkçası beni çok şaşırtmıştı. O sohbetten aklımda kalan unutulmaz anlardan biriydi. Bu kitapta var o. Roman kahramanlarından ideal 11'im diye. Onu sizinle dediğim gibi bu beni çok önemsiyorum. Hem Ergin Keleş'in hem benim hem de sizlerin 11'ini o videoda konuşacağız. Daha sonra tabii Ergin Baktım takip etmeye başladım sürekli kitap okuyor kitaplar paylaşıyor akıllı uslu konuşuyor toplumsal mesajları çok güzel falan derken en son İstanbul'dan Ankara'ya döndüğümde hocam bir çay içebilir miyiz dedi Engin'le bu sefer bir daha oturduk ama oturduğumuzda elinde bu kitabı vardı. Sonra dedik, güldük, konuştuk. Ya o adam konuşurken samimi söylüyorum. Gerçekten çok ciddi bir entelektüel çok ciddi bir fikir adamı. Yani çok güzel kendini yetiştirmiş, geliştirmiş ve hayatında yaşadığı yanlışlardan da çok üst düzey sonuçlar çıkarmış bir arkadaşla muhataptım, karşı karşıyaydım. Şimdi beni bilenler biliyor. Yani sizlere karşı, yani şu YouTube kanalımda beni izleyen siz kitap dostu arkadaşlarıma karşı mümkün oldukça dürüst olmaya çalışıyorum. Yani çok kitap okuyorum ama çok nadir içlerinden seçip sizlerle paylaşıyorum. Ergin'e de dedim ki Ergin senin hatırın için bunu bir resim çeker. Instagram'da, Facebook'ta paylaşırım. Ama kitap eğer gerçekten çünkü benim kanalımdaki aboneler, o kitap dostu arkadaşlarım öyle kaliteli kitaptan anlarlar. Ben onlara kesinlikle gerçekten inanmadığım bir kitabı paylaşmam dedim. Samsun'a döndüm, kitabı okudum. Vallahi de çok etkilendim. Billahi de çok etkilendim. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Ve okuyup bitirdikten sonra o kitapla karşınızda, karşınızdayım. Şimdi aldığım notlara baka baka gideceğim arkadaşlar. İletişim yayınlarından çıkmış kitabımız. Tanıl Bora gibi çok önemli bir isim kitaba ön söz yazmış. O ön sözü de mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Potansiyelini gerçekleştirememiş, potansiyelin çok gerisinde kalmış, asi, hırçın, biraz isyankar, biraz kavgacı ama bir o kadar da karakterli, dostluğu güçlü, arkadaşlarını satmayan idealist bir genç vardır karşımızda. Şimdi ben bu kitabı okuduğum zaman hep söylüyorum ben anı okumayı çok severim hatıratları çok severim biyografi okumayı çok severim niye ya düşünsene bir adam 50 senelik bir hayat yaşıyor ve o 50 senenin birikimini sana birkaç yüz sayfa kitap içerisinde al hazır lop bilgi olarak gelip veriyor al cebine koy. Şimdi ya Ergin hiç içinde olmadığım bir dünyayı çok güzel bir üslupla ve harika ifadelerle ve güzel bir dille bana yaşattı. Beni aldı, antrenman sahalarına götürdü, stadyumlara getirdi. Efendime söyleyeyim, futbol sahalarında koştuk, tribünlerle kavga ettik, seyirciler tarafından alkışlandık, soyunma odasındaki kavgaları gördük. O anne babaların hayallerini, hayal kırıklıklarını, o genç futbolcuların yaşamlarını yani içinde olmadığım bambaşka bir dünyanın içerisine beni getirdi, bıraktı ve 200 sayfa sonra Ergin'in bizi getirip bıraktığı o tünelden dışarı çıktığımızda bambaşka bir hayatı sanki yaşamış, tecrübe etmiş ve o birikimi hayatımıza katmış gibi hissettim kendimi. Hani Ergin hem sohbetlerimizde hem kitapta hem de farklı yerlerde bunu dile getiriyor. Sabahattin Ali'ye gönderme yaparak hani Sabahattin Ali diyor ya yani insan bu dünyaya sadece yemek, içmek ve güzel bir kadını koynuna alıp yatmak için gelmiş olamaz. Ergin hayatın var olmasının ve verdiği bunca mücadelenin bir anlamı olması gerektiğini düşünüyor. Bu kadar şey hani bir söz var ya buraya kadar geldiysek devam edelim. Buraya kadar gelmiş olmanın bir anlamı olmalı. Ergin işte verdiği bu mücadelede geldiği yerin bir anlamı olmalı sorusuna verdiği cevaplardan bir tanesi Nasıl Yıldız Olunmaz isimli bu kitap. Ken şimdi sadece çocuğunun futbolcu olmasını, ünlü olmasını, şöhret olmasını, çok para kazanmasını isteyen anne ve babalar mı bu kitabı alıp okusun? Hayır kendi gerçekleştiremediği hayallerini kendi eksikliklerini kendi yarım kalmışlıklarını çocuğunun gerçekleştirmesini isteyen ve bu beklentiyi adeta böyle yani teşbih hata olmaz katırın atın sırtına yükü yükler gibi çocukların omuzuna yükleyen o çocuklardan doktor mühendis astronot olmasını her şeyi başarmasını her sınavdan birincilikle başarıyla alkışlarla çıkmasını bekleyen ve bu beklentiyle çocuklarını boğan bütün anne ve babaların mutlaka okuması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Eğer anne babaysanız siz de okuyun. Hayalleri olan bir gençseniz, hayat yolculuğunda sizi nelerin beklediğini görmek istiyorsanız siz de okuyun. Öğretmenler siz mutlaka okuyun. Hocalar, teknik direktörler, futbolcu adayları siz zaten okumalısınız. Hatta ben kendi eşime de söyledim. Dedim ki psikologlar siz de bu kitabı mutlaka okumalı o gençlerin ruh dünyası, zihin arkası, hayal dünyası, o iç karmaşalarını daha iyi anlamak için erginin satırlarıyla oluşturduğu labirentin içerisinde gezmelisiniz diye psikologlara da bu kitabı mutlaka tavsiye ediyorum. Nasıl yıldız olunmaz? Ya bir insan kendiyle bu kadar mı güzel dalga geçer? Ama o dalganın içerisinde sadece bir ironi yok. Müthiş bir özgüven yani kendiyle dalga geçebilecek, kendini eleştirebilecek müthiş bir özgüven var. Satır aralarında erginin yani kendine kendi kendine soktuğu laflar var. Yani insanı hem güldürüyor, hem düşündürüyor, hem de bravo ya bir insan hatalarından bu kadar mı güzel ders alır dedirtiyor. Şimdi dünyaca ünlü bütün dünyanın tanıdığı Real Madrid'li Benzema'yı biliyorsunuz. Genç yaşlarda kader onları uluslararası bir organizasyonda aynı kamp ortamında bir araya getirir. Benzema Real Madrid'e bizim Ergin Keleş ise Kartal marka Station bir Kartal'ın arkasında Akçabat Sebat Subat Akçabat Sebat Spor'a doğru yola çıkar. Özkan Sümer'den çok etkilendiğini görüyoruz. Zaten bunu diyor ki ben Özkan Sümer Üniversitesi'nden mezun oldum. Ve Özkan Hoca'nın Ergin'e oğlum Ergin herkesten bir şey öğrenebilirsin. Hatta yanlış ve kötü insanlardan bile. Yanlış insanlardan, kötü insanlardan neyi öğrenebilirim ki hocam? Onlardan da yanlışı ve kötülüğü öğrenebilirsin der Özkan Sümer ve Özkan Sümer onu her daim okumaya ve öğrenmeye yönlendiren kişidir. Şimdi bir futbolcunun kitabında siz zannediyorsunuz ki sadece futboldan bahsediliyor. Yok yok öyle bir şey yok. Ya Atilla İlhan'dan şiirler, Nazım Hikmet'ten mısralar, Ceklandına göndermeler, Vahşetin çağrısından alıntılar, Dostoyevski'den vecizeler, Oğuz Atay'dan Mısralar. Yani çok ünlü şairler, düşünürler ve yazarların eserlerinden çok güzel alıntıları alıp kitabın içerisinde böyle en doğru yerlere yerleştirmiş Ergin. Ya zaten bunu görüyorsunuz abi. Kitap okuyan adam başka bir şeye dönüşüyor. İster siyasetçi ol, ister öğretmen ol, ister iş adamı ol, istersen futbolcu ol. Kitap okuyanla kitap okumayan belli oluyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Yani Ergin o entelektüel donanımını size satırlarının arasında hissettiriyor. Hele orada bir cümle vardı. Başarılı olduğu dönemlerde insanların omuzlarındadır. Ama ardından düşüşe geçtiğinde yani insanların omuzlarından indiğinde önünde tek bir yol vardır. Kendi ayakları üzerinde durmak. Ergin'in kitabında sürekli çok çarpıcı böyle aforizmalarla çok güçlü ifadelerle karşılaşacaksınız. Ergin kitabında da görüyorsun, göreceksiniz. Herkesle kavga ediyor. Kendiyle kavga ediyor, hocayla kavga ediyor, başkanla kavga ediyor, taraftarla kavga ediyor. Herkesle kavga ediyor. Ama dikkat ettim, bütün kitap boyunca kavga ettiği insanlar ondan hep güçlü olan kişiler. Kendi dengi veya kendinden aşağı durumda olan, aşağı derken yani insaniyet anlamında değil. Yani pozisyon anlamında, ekonomik anlamda, statü anlamda olanlarla asla kavga etmiyor. Evet kulüp başkanıyla gidip kavga ediyor ama asla kulüpte çay dağıtanla, yerleri süpürenlerle, malzeme getirenlerle yani emekçilerle asla kavga etmiyor. Aslında bütün o kavgalarının merkezinde de hem acemiliği hem toyluğu hem de dürüstlüğü yatıyor. Ama hayat öyle bir değirmen ki o dürüstlüğünüzü, tutarlılığınızı, duruşunuzu belli bir kalıpta estetize edemezseniz hayat bir değirmenin buğday tanesini öğüttüğü gibi sizi öğütüp un um, ufak ediyor. Aslında nasıl yıldız olunmaz bir anlamda da bir buğday tanesi gibi sağlam, sert ve kararlı duran bir genci hayat değirmeninin nasıl öğüttüğünün de hikayesi. Psikoloji dedim ya Kitap boyunca şunu çok net gördüm. Ergin'in Ergin hayatındaki çok önemli figür baba figürü. Aslında babasını çok beğendim. Yani genelde insanlar babasıyla olan kavgaları veya babasıyla yaşadıkları çatışmaları falan anlatırlar. Veya psikologlara gidip işte babamla hiç birbirimizi sevemedik. Babam bana hiç inanmadı. Babam bana hiç güvenmedi derler ya hani. Ergin ise tam aksine bütün o satır aralarında hissediyorsunuz onu. Babası onu çok sevmiş. Çok güvenmiş ve çok özgür bırakmış ve maddi ve manevi gücünü arkasında hissettirip kanatlarının gölgesini her daim ona hissettirmiş zaten Ergin'in bu kadar gözü kara isyankar ele avuca sığmaz bir genç olmasında bence babasına bilerek ya da bilmeyerek ama bilinç altında hissettiği o muhteşem güvene dayandığını düşünüyorum. Ya şimdi dedim ya çok güçlü aforizmalar var. Ya bir futbolcunun kitabında şöyle bir cümle geçiyor. Orada yıkılmış, dağılmış, iç organları yenmiş, Prometheus gibi itmana gitmek. Devam edelim. Hele orada yine bir cümle vardı. Beni çok etkilemişti. Yine bir takımdadır, tutunmaya çalışmaktadır. Kendisine 3 hafta süre verilmiştir ve der ki, Bir bakıma 3 hafta sonunda hayatta kalmayı başardım. Fakat hayatta kalmak ile yaşamak arasında hatırı sayılır bir fark olduğunu öğrenecektim. Evet birçok insan hayatta kalıyor ama hayatta kalmak. Gerçek manada yaşamak mı? çok güçlü sorular da soruyor hayata dair Ergin Keleş. Şu 73. sayfada Beni kitapta en çok etkileyen paragraflardan biridir bu. Kendinizi ait hissettiğiniz bir yerden Hele de birçok şeyin yarım ya da eksik kaldığını düşünerek ayrılmak hiç kolay değildir. Fakat başınıza gelen olayların sorumluluğunu üstlenmek zorundasınızdır. Eğer ilişkilerinizi düzeltme fırsatınız varken bunu tercih etmeyip her şeyin öylece kendiliğinden yoluna gireceğini, böylece egonuz ve kibriniz yara almadan hayatta kalacağınızı sanırsanız, o zaman benim yaptığım gibi yeni bir takım bulmak için girişimlere başlarsınız. 113. sayfada arkadaşlar 113. Kitapta beni en vuran yerdi. En sıkı yakalayan yerdi. Bütün o başarısızlıkları, isyanları, arkadaşlarıyla beraber tavır koyarken yalnız bırakılışları, herkesin öne çıkıp daha sonra herkesin geriye çekilip onun tek başına kalışları, verdiği bütün kavgalarda yalnız bırakılışları onu şu noktaya getirmiş. Öğrenemiyordum bir türlü. Durmayı, nefes almayı, şöyle birkaç adım gerileyip bu yaşananlar beni nereye sürüklüyor acaba diye sormayı öğrenemiyordum. Göze alabiliyordum çünkü ayrılmayı. Sessiz sessiz bavulumu toplayıp karşılaştıklarımla ayaküstü vedalaşarak yola koyulmayı göze alabiliyordum. Şu cümle bence kitabın en güçlü cümlesi. Göze aldığınız her şey birkaç sokak ileride bir köşede sizi bekler zaten. Evet. Birçok kavgada yalnız bırakılmış ama arkadaşlarını hiç satmamış bir kişi kitabın satır bağlıyorum arkadaşlar. Kitabın satır aralarında satıralarla yedirilmiş, gizlenmiş çok güçlü sosyolojik tespitler. Kitabın metnin altına yerleştirilmiş çok güçlü siyasal eleştiriler de bulacaksınız Ergin Keleş'in Nasıl Yıldız Olunmaz isimli kitabında. Ergin sen diyorsun ya nasıl yıldız olunmaz diye. Bence sen yıldız oldun. Nice yıldızlar düğünlerde atılan havai fişek gibi. Fişt, çok parlak. Herkes böyle düğünde oyunu bırakıp böyle ona hayranlıkla bakar, bakar. Çok parlaktır, çok parlaktır ama fişt, söner, gider ve unutulur. Ama sen evet belki bir havai fişek gibi Patlamadın, ses çıkartmadın, ışıklar saçmadın. Herkes hayranlıkla ağzını sana açıp bakmadı ama sen bu eseri bırakarak, bu eserin içerisindeki o düşünce gücüyle, bu eserdeki o sanatsal derinlikle ve bu eserde yapmaya çalıştığın binlerce gence örnek ve ışık olma azminle ve başarınla, evet belki bir havai fişek -havai gibi parlamadın gümlemedin, yıldız olmadın gibi ama sen gökyüzünde sabit duran, sürekli ışık veren ve isteyenin ve arayanın her zaman bakıp yönünü görebileceği bir yıldız oldun. Hava ifşekler, yıldızlar parlar, söner, unutulur ama yıldızlar her zaman gökyüzündedir. Ben seni o yıldızlardan biri olarak Görüyorum kitapta katılmadığım tek bir şey vardı o da kitabın kapağı nasıl yıldız olunmaz değil aslında nasıl yıldız olunurun hikayesidir bu diyorum ve seni Ceklandığın Martin Eden ile selamlıyorum benim gözümde sen bu saatten sonra inanmış başarmış ve Türk futbolunun Türk sporunun Martin Edeni olmuş durumdasın diyorum. Seni de sevgiyle selamlıyorum ve sizleri, kitap dostu arkadaşlarımı da Allah'a emanet ediyor, sevgiyle selamlıyor ve kitapla kalın diyorum.